أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه Avukat Zekeriya Yapıcıoğlu aramızdalar. Selamlama konuşmaları için buyurun başkanım. Namazımızı beraber kılacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü'nün. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Davetimize icabet edip soframıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Tavdik oruçlarımızı, dualarımızı, teravihlerimizi, ibadetlerimizi, sadakalarımızı kabul eylesin inşallah. Bir iftar sevinci yaşadık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kendi rızası için kabul edip onun karşılığını bize verdiğinde de bizleri sevindirsin inşallah. Evet, biz iftar sevinci yaşadık ama hemen yanı başımızda kuş uçuşu belki uçakla bir saat bile olmayan bir mesafede Gazze'de kardeşlerimizin üzerine ölüm yağıyor, zulüm yağıyor. Burada kardeşlerimiz ihtimal ki bazıları iftarlarını açacak bir lokma ekmek, bir yudum su bile bulamıyor maalesef. Hamas'ın en son yaptığı açıklamalardan biri gelişi güzel havadan atılan yardımların denize düşmesi dolayısıyla o yardım kutularını almak üzere denize girenlerden 12 kişinin boğulduğunu biliyor. İnsanlar karınlarını doyurabilmek için, gıdaya ulaşabilmek için boğuluyorlar. Yardım kamyonlarının etrafına toplandıklarında koşullanıyorlar. Bazen de bulundukları yerde yiyecek bir şey bulamadıkları için açlıktan ölüyorlar. 6 aya yakındır. Orada zulüm devam ediyor ve 2 milyarlık İslam alemi, 8 milyarlık dünya, insanlık ailesi bu zulmü, bu katliamı, bu soykırımı durdurmaya yetmedi. Güç yetiremedi ya da getirmek istemedi. Evet, 5 ay aşkın süredir orada insanın hafsalasının alamayacağı derecede zulümler yapılıyor ve bunlar kameraların önünde yapılıyor. Pek çok. Seyrediyoruz. Bize seyrediliyor. Sivil insanların, sokaktaki insanların elinden çok fazla bir şey gelmiyor. Kahroluyoruz. Dua ediyoruz.
ve dua ediyoruz, uykularımız kaçıyor. Sokaklara dökülüyoruz, gösteri yapıyoruz, miting yapıyoruz. Çağrılarda bulunuyoruz ama harekete geçirmeye çalıştıklarımızı harekette geçmeye zorlayamadık, zorlayamıyoruz. Fiilen, yani bir münkeri gördüğünde eliyle müdahale etmesi gerekenler, eliyle o münkeri düzeltmesi gerekenler, onlar da bizim gibi diliyle müdahale ediyor. Ve bu hal öyle ki artık bazılarımızı ümitsizliğe sürükledi. İnsanlar neredeyse Gazze'yi, Filistin'i gündemlerinden çıkardılar. Sanki oradaki zulüm bitmiş gibi, sanki oradaki soykırım sona ermiş gibi, sanki oradaki kardeşlerimiz normal rutin hayatlarına dönmüşler gibi bizler burada kendi rutinimize, kendi gündemimize döndük. Oradaki kardeşlerimizi unuttuk. Ama şunu unutmayalım. Çaresizlikten dolayı oradaki zulme gözlerimizi, kulaklarımızı tıkamış olabiliriz. Ama Rabbim huzura çıktığımızda bunun hesabını bize soracak dedi. Kendi kendimize sürekli ikazda bulunalım, bunu unutmayalım. Birbirimizi de uyaralım. Rabbim şuur bahşetsin. Oradaki kardeşlerimizin belki Allah'tan başka kimsesi yok. Onu gördük. Onu gördüler. Ve bizi şikayet ediyorlar her gün. Bizi Rabbimize şikayet ediyorlar. Emin olun bizim geçerli bir mazeretimiz yok. Allah sonumuzu hayır getirsin. Biz kendimize yanalım. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında onlardan satın almıştır. Canlarını ve mallarını cennet karşılığında Allah'a satanların pervası yoktur. Onlar perva etmezler. Karşılarındaki ordunun şu kadar teknolojik silahları varmış. İnsanlar onların aleyhinde onlara karşı savaşmak için toplanmışlarmış. Bunlar bakmazlar. Bunlar onların imanını artırır. Onlar yaptıkları ticaretten dolayı hiç zararda değildir. Biz kendimize bakalım. Biz ne haldeyiz? Biz ne durumdayız? Oradaki kardeşlerimizin çığlıkları bize ulaştığı halde üzerimize serilmiş bulunan bu ölü toprağını ne zaman silkinip üzerimizden atacağız? Bunu hesabını yapmalıyız. Belki birilerimiz o vahşet manzaralarını seyrede seyrede burada yaptığı etkinliklerle, yaptığı gösterilerle, yaptığı yürüyüşlerle, mitinglerle, protestolarla bir sonuç alamıyoruz. O yüzden artık bunları da yapmayalım diye ümitsizliğe kapılıp oturmuş olabilir. Ben şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Önce kendi nefsime hatırlatıyorum. İhtiyacı olan benimle beraber o da dinlesin. Eğer gerçekten bizim elimizden gelen şey sadece buysa ve biz elimizden geleni yapıyorsak Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. O zaman biz kurtarırız. Ama daha fazla bir şeyler yapabiliyorsak herkes şapkayı önüne koysun ve düşünsün. Daha fazla ne yapabiliriz? Bu zulmü vahşetli durdurmak için elimizden başka ne geliyor? Onun hesabını, kitabını mutlaka yapmak zorundayız. Ve ümitsizliğe asla yer yoktur. Belki orada şehitlerin sayısı şu anda 10 binlerle ifade ediliyor, belki 100 bini geçecek. Bilemiyorum. Ama İsmail Haniye ile yaptığımız görüşmede bir uluslararası toplantıda yine video konferans yöntemiyle katılan Halit Meşan'ın söylediği, Hamaslı bazı kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde onların da tekrar ettiği, belki farklı kelimelerle ama söyledikleri şey şuydu. Biz Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmak için ayağa kalktık
ve bunun bedeli ne olursa olsun biz bunu ödeyeceğiz. Şimdiye kadar 75 yıldır biz taksit taksit bedel ödedik, hiçbir şey olmadı. İleriye doğru gidemedik, Aksa'yı hürriyetine kavuşturamadık. Biz neyse bunun bedeli defaatin peşin olarak vermeye kararlıyız. Eğer bir tarafta Aksa'nın hürriyeti, terazinin öbür kesifesinde de on binlerce şehit varsa bu bedel çok değildir. Şöyle düşünün. İstanbul işgal edilmesin diye 250 bin şehit sadece Çanakkale'de verildi. 250 bin şehit. Cezayir işgalden kurtulsun diye 3,5 milyon şehit verildi. Ve işgalciler kovuldu. Savaşı karşıdan daha fazla sayıda insan öldürenler kazanmıyor. Savaşı kararlı bir şekilde direnenler, kendisi kalanlar ve değerleri uğrunda bedel ödemeyi göze alanlar kazanırlar. Ve inşallah oradaki kardeşlerimiz bu savaşı kazanacaklar. Biz imtihanımızı kazanamayabiliriz belki, elimizden geleni yapmazsak eğer, yapmıyorsak eğer. Ama inşallah onlar bu savaşı kazanacaklar. Onlar aslında şimdiden Siyonist işgal rejiminin karizmasını çizdiler. Yenilmez ordu efsanesini çökerttiler. Uçan kuştan haberi olur dedikleri o istihbarat teşkilatının aslında söyledikleri gibi olmadığını gösterdiler. Ve Siyonizmin maskesini indirip bunun vahşi yüzünü bütün dünyaya gösterdiler. Siyonistlerin dünya Yahudileri için en güvenli yer Filistin topraklarıdır tezini çürüttüler, çöpe attılar. Şimdi 10 yıllardır, 75 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir tarafından oraya topladıkları Yahudilerin ayak takımı bir kısmı orada para için savaşmaya devam ediyor ama yüz binlercesi orayı terk etmeye başladılar. Bu inşallah Siyonist işgal rejimi için son başlangıcıdır. Onlar kaybedecekler. Ümit var olmaz. Ama tekrar hatırlatıyorum, şunu da unutmayınız, bizler eğer elimizden geleni yapmazsak, oradaki kardeşlerimiz kazanırken biz kaybetmiş oluruz. Rabbim bizi de kazananlardan eylesin inşallah. Önümüzde seçim var ama doğrusu, yani gittiğimiz yerlerde, yaptığımız programlarda gazeteden bahsetmeden seçim meselesine girmek içimize sinmiyor. Yapamıyoruz. Gerçekten yapamıyoruz. Aklımız orada. Fikrimiz orada. Dualarımız orası için. Yardımlarımız orası için. Çabalarımız orası için. Fakat önümüzde de bir seçim var. Bu seçimde de daha güçlü bir şekilde çıkmak, sesimizi daha iyi duyurabilmek adına oy oranlarımızı yükseltmek için seçimlere asılıyoruz. Buradaki kardeşlerimizden istirhamımız, ricamız şudur. Diyoruz ki yerel yönetim seçimleri, yani belediye seçimleri aslında bir hizmet seçimidir. Genellikle insanlar hizmetten çok rakiplerinin eksilerini, yanlışlarını söylemekle bir seçim propagandası yapıyorlar. Biz onu yapmadık, yapmıyoruz. Yapmayacağız inşallah. Biz kendimizi anlatmaya çalıştık. Lakin şu Gazze konusunda aslında bütün ümmetli, hatta bütün insanlığı ilgilenen bu konuda insanların takındıkları tavırlar da ben öyle inanıyorum ki bu seçimlerde sanda bir etki edecektir. Rabbim sonumuzu hayırlesin. Bu seçimin sonuçlarıyla milletimiz, memleketimiz İslam alemi için hayırlara vesile kılsın inşallah. Akşam namazının vakti dardır. Ben çok uzatmak istemiyorum. Ben tekrar davetimize, icabetinizden, soframıza, teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Bütün kardeşlerimizin, bütün İslam aleminin bütün hayır dualarını Rabbim kabul eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.